Bir CHP'miz var biliyorsunuz. Yerli ve milli olduğunu söyleyen bir muhalefet partimiz var. Bir de onların peşinden giden ne olursa olsun onların yaptıklarını eleştirmeyen, araştırmayan, yanlış bile yapsa, kötü bile yapsa asla terk etmeyen bir de şizofren bir grup var yani. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı günübirlik Katar'a bir ziyaret düzenledi. Dolar 9'un üzerine çıktı. Şu an 9.20, 9.30'larda. Şimdi Katar'ın çok zengin olduğunu, dünyada zengin olduğunu, hatta Almanya'da, Avrupa'da Huawei gibi büyük firmaların %50 hisselerine sahip olduğunu istedikleri zaman maddi açıdan dünyada büyük yatırımlar yapan çok zengin iş adamlarının olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne bir saldırı düzenliyorlar. Ne üzerinden? Ekonomi. Dolar üzerinden, euro üzerinden ülkeyi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomiyi. Şimdi siz olsanız, Cumhurbaşkanı siz olsanız veyahut da Türkiye'de bir yönetici olsanız, size saldırsalar, sizin Katar'a gitmeniz veyahut da sizin hani o saldırınızı bertaraf etmek için, hafifletmek için size yardımcı olabilecek bir ülke, dost, akraba kim olursa olsun ona başınızı vurmanız bunun neresi kötü? Siz hani sıkıntıya düştüğünüz zaman bir aile olarak, bir insan olarak kendinizi düşünün. O sıkıntıyı giderecek o bir karşı size yardım eden iş arkadaşınız, herhangi birisi. Hep böyle yardımına başvurduğunuz, arada yardım başvuruyorsunuz. Siz de ona başka türlü yardım ediyorsunuz diyelim. Hep böyle sıkıntılarda başınızı vurduğunuz o kişiye durmadan diğer seni sevmeyen, sizi sevmeyen, sizin ileri gitmenizi veyahut da yaşamanızı, hayatta kalmanızı istemeyen kişiler durmadan onlara saldırsalar, hakaretler etse, sizi aşağılasa ne yaparsınız? Ne dersiniz? Veyahut da o kişiye yardım eden, size yardım eden kişiyi o size saldıran kişilerle birlik olup siz de mi saldırırsınız? Kendi yerinize koyun ya. Adamlar bize maddi olarak destek oluyorlar. Maddi olarak ekonomimize. Bize getirip bağışta bulunmuyorlar ama bağışa gerek yok. Paralarını Türkiye bankalarında büyük oranda beklettikleri, durdurdukları zaman ekonomimiz bizim öyle birden yukarı o saldıranların istemiş olduğu gibi fırlamıyor. Ne oluyor? Dolar ve euro kara borsa olmuyor o kadar. Oradan onlar euro ve dolar pompalayınca. Ama biz ne yapıyoruz? Onları Suriye'ye, Irak ve Libya'ya çevireceklerdi. Arap Baharı yapacaklardı. Biz de oraya hava üssü kurduk. 5 bin tane asker gönderdik. Ve oranın savunması ve kendi savunmamızda bir açıdan Katar üzerinde bir hani üssümüzün olması bizim de iyiliğimize, onların da iyiliğine, yararına. Bizim onlar hiçbir gebeliğimiz yok. Ama adamların doları, eurosu var. Bize saldıranlara karşı bize destek oluyorlar. Ve bize saldırdıkları için biz de gidip onlardan destek istiyoruz yani. Maddi olarak, manevi olarak ve bizim gücümüz olarak hani beden gücü olarak, asker gücü olarak çok güçlüyüz. Ama bu dünyada şimdi şu anda para geçerli biliyorsunuz. İstediğin kadar askerin olsun, paran olmayınca hiçbir işe yaramıyor. Niye yani bu ihanet eden, ikide bir de Katar'a saldıran, ikide bir de bize yardımcı olacak olan ülkelere saldıran bir muhalefet Kılıçdaroğlu varken gidiyor Cumhurbaşkanı önünde eğildi diye yani vermiş olduğu selamı da tam tersine yorumlayarak şimdi kendileri ikide bir de Kobani olaylarında halkı sokağa döküp de 50 kişinin katledilmesine sebep olan HDP ve yandaşlarının yargılanması neticesiyle medyayı ayaklandıran ve Cumhurbaşkanı ve bütün Türkiye'nin o yargıçlarına, savcılarına, hakimlerine hakaretler, iftiralar eden bir muhalefet partimizin arkasında niye duruyorsunuz? Sizi savunmayan, ülkemize hainlik eden bir muhalefetin arkasında niye gidiyorsunuz arkadaşlar? HDP, bu kadar mı HDP'li oldunuz? Bu kadar mı vatan haini oldunuz? Bize yardım eden Katar değil de Avrupa olsa Avrupa'ya bakarız. Ama onların bizim ilerlememizi veyahut da bizim belli bir mevkiye, makama gelmemizi isteyeceklerini hiç ummuyorum. Asla. Onlar bize eğer ki bedavadan bir şey veriyorsa onlar binmedikleri ata torba takmaz. Asla.
Onlar asla Amerika ve Avrupa bilmediği ata torba takmaz. Kendimizde şüphe etmemiz lazım. Bir şey hibe ediyorlarsa. Ha biz kendimiz bir şekilde kopartıp alıyorsak, mecburlarsa, başka çareleri yoksa o ayrı. Ama onlar kendileri vermek istiyorlarsa bilin ki bilmedikleri ata onlar torba takmaz. Biz de kendi yolumuzu çiziyoruz. Onların saldırılarına maruz kalmıyoruz. Kendimizi başka türlü gardımıza alıyoruz. Onların saldırması normal. Bizim savunmamız normal. Katar'ın bize hani kendilerince onların kendilerini koruyorlar. Askeri olarak onları koruyoruz. Onların da bize yardım etmeleri normal. Ama CHP'nin hainlik yapması nasıl? Onu anlamıyorum. Orası normal mi? Orası da size kalmış artık. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.